Öncelikle bilgisayarımızın masa üstünde herhangi bir ikon şeklinde, burada yapışık bir ikon şeklinde olabilir ya da bilgisayarınızda çeşitli dosyalar şeklinde olabilir. SPSS programına tıklıyoruz. SPSS programına tıkladıktan sonra biliyorsunuz SPSS IBM'in bir ürünü. Bu şekilde bir ekran açılıyor. Bunu direkt kapatabilirsiniz. Bununla şu anda bir işiniz yok. SPSS'in arkadaşlar iki tane temel ekranı vardır. Bu iki temel ekrandan ilk açılanı gördüğünüz gibi sütunlarda var 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 şeklinde yazan variable'ın kısaltılışı, yani değişken dediğimiz variable'ın kısaltılışı olan var var şeklinde sütunlar göreceksiniz. Bu sütunlar sizin değişkenleriniz, satırlar da kişileriniz olacak, denekleriniz bir bakıma. Bu bizim data ekranımız. Gördüğünüz gibi Excel'e benzeyen bir data ekranı görüyoruz. İkinci ekranımız ise variable ekranı. Bu variable ekranında gerçekten SPSS bize çok kolay bir arayüz sunuyor. Burada bakın, birinci olarak variable'larımızın, değişkenlerimizin name'leri, ikinci olarak type'ları, üçüncü olarak da o değişkenin ne kadar yer kaplayacağı, virgülden sonrası kısmı için kaç basamak yer kaplayacağı, label'ını biraz geniş tutabiliriz. Label'ı daha sonradan bunları açıklayacağım, şimdi üstünkörü geçiyorum. Value dediğimiz kod kısmı, işte missing data ile ilgili bir şey yapılacak mı? Bu sizin için şu an için çok erken, bunu geçiyorum. Bunu da önemli değil, bu da önemli değil. Bu da önemli değil diyecektim ama önemli. Hatta çok çok önemli. Birçok yerde bunun önemli olmadığından bahsediyor ama çok önemli. Rol şu an için çok önemli değil. Dolayısıyla şu missing column, ondan sonra bu sütun ve rol sütununu anlatmasak diğer anlattıklarımız yeterli olacak sizin için. Mesela name'den başlayalım. Değişken ismi. Arkadaşlar, SPSS'te değişken ismi vermeniz çok önemli. Öncelikle her araştırmada birinci olarak yapacağınız bir ID olsun. ID. ID nedir? Her kişi başınıza sizin verdiğiniz unique bir numara olacak. Datayı açalım hemen bakın. İlk ekranımız ID oldu. Burada her bir deneyimiz için bir ID tanımlaması yapmış olacağız. Bunun önemini çok çok sonra belki anlayabilirsiniz ama mutlaka her bir data dosyasında bir ID'miz olacak. Tekrardan variable ekranına gelelim. ID'miz nümerik olacak. Name. Dolayısıyla değişkenimizin ismi. Ondan sonra değişken ismi mesela neler olabilir? Diyelim ki bizim kullandığımız, tıbbi araştırmalarda kullandığımız yaşı olabilir, değil mi? Başka ne olabilir? Cinsiyeti olabilir. Başka ne olabilir? Boyu olabilir. Başka ne olabilir? Kilosu olabilir. Evet. Boy. Boy. Ve kilo. Şimdi bakın arkadaşlar, bu değişkenlerin hepsini kabul etti gördüğünüz gibi. Mesela ben şöyle bir şey yazsaydım. Mesela 1 kilo diye bir değişken tanımlasaydım. Yani oldu ya, böyle bir şey lazım oldu. 1 kilo. Acaba bunu tanımlar mı? Ne dedi? İllegal karakter dedi. Şimdi bakın burada ne olacaktır? Birinci şeyi 1 kilo diye tanımladığımı niye kabul etmedi? Birinci ilk değişken sayısal olamaz, nümerik olamaz. Yani burada bir dediğimiz olamaz. Peki şöyle çevirsek bunu kabul eder mi? Mesela kilo ile ilgili birkaç, açlık kilosu, tokluk kilosu gibi. Kilo bir desek bunu kabul eder mi? Eder. Demek ki arkadaşlar, değişken isimlerinde değişkende kullanacağımız ilk karakter sayı olamaz. İkinci olarak mesela kilo tire bir olabilir mi? İllegal karakter dedi. Neden? Tireyi kabul etmiyor gördüğünüz gibi. Peki şunu kabul eder mi? Demek ki tire de olmayacak. Acaba bunu kabul eder mi? Kilo boşluk bir. Bakın boşluğu da kabul etmiyor. Demek ki aralarda boşluk olmayacak. Tire olmayacak. Peki ne olabilir mesela? Kilo alt çizgi bir. Bu olabilir mi? Olabilir. Peki kilo nokta bir olabilir mi? Olabilir. Noktayı kabul ediyor. Alt çizgiyi kabul ediyor. Tireyi kabul etmiyor. Boşluğu kabul etmiyor. Çok çok önemlidir bunlar. Çok çok işinize yarayacak. Demek ki birinci karakterimiz sayısal olamıyor. Ama diğerleri olabiliyor. Ama arada ne kullanmak şartıyla? Alt çizgi kullanmak şartıyla olabiliyor.
Bunları hemen silelim. Oluşturduğumuz bir değişkeni silebiliyoruz bakın. Tabii bu maviden seçerek clear diyoruz, siliyor. Mesela şu araya boy, kilo, yaş, ben şu araya mesela başka bir şey sıkıştırmak, diyelim ki medeni durum diye bir şey sıkıştıracağım ve bunu bu ikisinin arasında ne yapacağım? Buraya tıkladığımız zaman, insert variable dediğim zaman buraya tıklayacağım. Diyeceğim ki medeni durum. Şimdi bakın arkadaşlar, bu şekilde değişkenlerimi tanımladım. Hemen açıyorum data görüntümü. Bakın ID var, yaş var, medeni durum var, cinsiyet var, boy var, kilo var. Peki ben özellikle boyu ve kiloyu neden alıyorum arkadaşlar? Hatırlayın, tıbbi araştırmalarda ne önemlidir? Vücut kitle indeksi, body mass index, bu çok önemli. Birçok parametrelerde bir girdi olarak kullanılacak body mass index. Fakat burada onu yazmıyorum. Neden? Onu ben boy ve kilodan hesaplayarak türetilmiş bir değişken olarak kullanacağım. Dolayısıyla onu hesapladığım zaman ismini vereceğim. Şu anda bir hesaplama yapmadığım için orada kullanmıyorum. Dolayısıyla değişkenlerimizi verdik. Ondan sonra diyelim ki mesela VBC, beyaz küre sayısı, çok çok kullanılan. Mesela işte glikoz düzeyi. Çeşitli tıbbi ölçüm değişkenlerimiz olabilir. İşte TSH düzeyi gibi çeşitli bizim ölçüm değerlerimiz buraya koyabiliriz daha sonra. Şimdi bakın arkadaşlar, diğerlerini anlatmadan sadece isimde bunları isim verdik. Peki şimdi gelelim değişken tipleri. Arkadaşlar bizim en çok kullanacağımız, mesela açtığımız nümerik. Nümerik var, com var, dot var, işte scientific notation var, date var, dolar var. Çeşitli değişken tiplerimizi görüyorsunuz burada. Arkadaşlar en çok kullanacağımız değişken tipi nümeriktir. Daha sonra işte sayısal veri, nümerik veri sayısal için ve kodlama yapacağımız, yani normalde sözel olup da nominal olup da kodlayacağımız verileri de nümerik yapacağız. Tarihse date kullanacağız. İşte bir, eğer bize diyelim ki izlem süreleri, survival araştırmalar için kullanacağımız verilerde tarih olabilecek. Onları kullanabileceğiz. Hatta hemen kullanalım. Diyelim ki yaş yazdık. Yaşın önüne öncelikle şöyle yapalım. Insert variable diyelim. Doğum tarihi. Doğum TRH. Doğum tarihi. Bakın alt çizgi yazdım. Kabul etti. Bu nümeriktir. ID. Çünkü 1, 2, 3 diye numara vereceğim. Bunun 1, 2, 3 diye olduğu için bunu işte kaç dijit yer kaplasın daha az tutabilirim. Ama size kafadan 8 olarak veriyor. İsterseniz öyle de kalabilir. Çok önemli değil.